2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen altılı masa liderleri, Cumhurbaşkanı adayını son toplantıda masaya yatırıp 45 gün düşünme süresi isteyecek. 2023 seçimleri için geri sayım başlarken CHP, İyi Parti, Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken, altılı masa etrafında toplanan liderlerin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna henüz cevap bulamadı. Aday belirleme konusunda seçmen üzerinde olumsuz imaj çizen altılı masa, bu sorunu çözebilmek için son toplantıyı bekliyor. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 21 Ağustos'ta yapılacak toplantı, altılı masanın bugüne kadarki en kritik ve en önemli toplantısı olma özelliği taşıyor. Aday belirleme ve masadaki liderlerin nasıl hareket edecekleri bu son toplantıda şekillenecek. Toplantılara verilecek 45 günlük arada partiler kendi iç gündemlerine yoğunlaşacak. Bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da değerlendirilecek. Partiler, yetkili kurulların ve komisyonların Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini ele alacak. Liderler bu toplantıda propaganda sürecini de ele alacaklar. Propaganda sürecinin ortaklaştırılması nasıl olabilir? Liderler bu konuya eğilecekler. 6 partinin kurduğu seçmen inceleme merkeziyle birlikte hangi parti hangi bölgede teşkilat olarak daha güçlüyse onun bilgileri bu merkeze ulaşacak ve koordineli şekilde seçim ve sandık güvenliği çalışması yürütülecek. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu belli. Kurmayları CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye defalarca deklare etti zaten. Dahası Kılıçdaroğlu katıldığı parti etkinliklerinde "Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle kürsüye davet ediliyor artık. Elbette bunlar siyasette normal. Her parti, partili liderini en yetkili koltukta görmek ister. O makama yakıştırır. Bunda haklı da. Ki bu gibi söylemler, yakıştırmalar geçmişte de oluyordu. Oldu. Yani partililerin gönüllerindeki cumhurbaşkanı, başbakanlar hep vardı ve dile getirildi. Ancak bu kez durum biraz farklı. Çünkü muhalefet cenahında adaylık vizesi doğrudan altılı masanın onayına, rızasına endekslenmiş durumda. O nedenle Kılıçdaroğlu'na aday mısınız diye sorulduğunda hep altılı masanın kararını işaret ediyor. Bunu da kimi nezaket ve protokol gereği, kimi ise altılı masanın kararsızlığı diye yorumluyor. Öyle ya, böyle kafalardaki hedefe giden yolda adaylık oluru, onayı gibi kesin bir viraj olduğu açık. Dolayısıyla liderine makam mevki yakıştırmaları siyaseten doğru. Haklı ve bildik ritüellerden ama şimdilerde çok konuşulan altılı masanın dengesi anlamında daha farklı da düşünülebilir, yorumlanabilir. Nitekim konuştuğum CHP'nin ağır abilerinin değerlendirmesi de aynı yöndeydi. Şöyle diyorlardı. Parti içinde Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı olayında İmamoğlu ve Yavaş'ı bir kenara itti. Ancak altılı masadan ne çıkacağı önemli. Yani İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin ve diğerlerinin rızası lazım. O bakımdan partide Kemal Bey'e herkes Cumhurbaşkanı gözüyle bakıyor. Bu yanlış. Mesela Edirne'de belediye başkanının çıkıp "Sayın Cumhurbaşkanım" demesi yanlış. Çünkü eğer altılı masa kurmuşsan ve altılı masa karar verecek diyorsan, o zaman neden "Sayın Cumhurbaşkanı" diye hitap ediyorsun veya ettirtiyorsun? Yani böyle bir durumda "Ben de olabilirim, başkası da olabilir" deyip bırakacaksın ama öyle demiyor. Ya kendisi adamlara sufle ediyor veya öyle bir konuma geldi ki artık yağcılık olsun diye hepsi "Sayın Cumhurbaşkanım, alacağız, edeceğiz" havasındalar. Bu durumda da CHP'nin içinde artık İmamoğlu'nun adayım demesi veya hesapları pek mümkün değil. Ancak dışarıdan dayatmayla olur ama o ne kadar nereye kadar gider onu kestirmek zor. Çünkü İmamoğlu'nun eski havası, rüzgarı yok. Yavaş açısından HDP handikapı da malum. O bakımdan tek istikamet Kılıçdaroğlu. Zaten Kemal Bey'in de son şansı bu. Cumhurbaşkanı olmayacaksa bundan sonra ne olacak? Parti genel başkanlığından emekli olacak. Deniz Bey hiç olmazsa başbakan yardımcılığı falan yaptı. O bakımdan Kılıçdaroğlu sonuna kadar Cumhurbaşkanı adayı olma şansını zorlayacaktır. Elbette Kemal Bey "ben fedakarlık yaptım" deyip çekilse ona bundan sonra bir mevki yok artık. Son şansı bu. O bakımdan Kılıçdaroğlu kolay kolay başka birini işaret etmez. Zaten artık öyle bir konsepte girildi ki dışarıdan başka bir isim tartışılmıyor, düşünülmüyor ya da söylettirilmiyor.
Olay sadece döndü 2-3 isim arasına. O isimler arasında da lider Kemal Bey, parti onun elinde olunca da bunlar için de CHP'nin zorlayacağı, öne süreceği de Kemal Bey'in dışında başkası olmaz. Parti içinde sesler var ama Kemal Bey'i sarsacak volümde değil. Kimse Kemal Bey'le seçim riskli diyemiyor açık açık. Yani dememiz o ki Kılıçdaroğlu bugüne dek siyasi anlamda epey fedakarlık yaptı. Hala da öyle ve adaylık hakkı. Kendisi de istiyor ama kazanma açısından risk görürse vazgeçebilir diyenler var. Ancak bu kez görüntü, derinden gelen sesler biraz farklı. Hem kendisi hem de özellikle partisindeki yakın çevresi seçim aldık tamam havasındayken olası bir başka isim masaya getirildiğinde tornistan durumu pek mümkün değil gibi. Ya da çok zor. Dolayısıyla aday soldan mı yoksa milliyetçi muhafazakar görüşten biri mi olsun diye gelgit durumundaki altılı masanın denge sorununda olası inatlaşma ve restleşmelerle ciddi sıkıntılar da yaşanabilir. CHP'nin ve muhalefet partilerinin ortak cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi'nin kurucu genel başkanı Muharrem İnce, CHP ve İyi Parti'nin bazı medya kuruluşlarını finanse ettiğini ifşa etti. Halk TV, Tele1 ve KRT'nin adını veren İnce, bu yayın kuruluşlarına her ay düzenli para aktarıldığını duyurdu. Haftaya damgasını vuran bu iddia muhalefet medyasında "Ya Rabbi çok şükür" havasında karşılandı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Hizmet karşılığı para alıyoruz" açıklamasıyla yetindi. Muharrem İnce'nin açıklamaları sır değil aslında. CHP, İyi Parti ve belediyelerin muhalefet medyasına aktardığı paranın kaynağın haddi hesabı yok. Bu paranın kaynağı nereye uzanıyor? Biraz deşilirse muhalefet medyasına büyük miktarlarda kara para aktarıldığı görülecektir. Muharrem İnce'nin ifşası iceberg'ün görünen yüzü sadece. CHP ve İyi Parti'ye yakın medyanın finansmanında kara para iddiaları uzun süredir dillendirilmekteydi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, geçtiğimiz aylarda Artı 1 TV'nin kuruluşunda kara para aklama suçlamasıyla Amerika'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın 40 milyon lira aktardığını ifşa etmişti. Gazeteci Can Ataklı, Sezgin Baran Korkmaz tarafından ve üzerinden aktarılan 40 milyonun CHP'li bir yöneticiye verildiğini ve bu paranın CHP tarafından medyanın finansmanında kullanıldığını açıklamıştı. Muharrem İnce'nin topa tuttuğu Merdan Yanardağ'ın başında olduğu Tele1'in kuruluşuyla ilgili yine kara para iddiaları gündeme gelmişti. CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özpolat, Tele1 kanalının FETÖ firarisi ve Koza Holding eski sahibi Akın İpek'in desteğiyle kurulduğunu açıklamıştı. Tele1'i kuran Merdan Yanardağ için "benden 2000 lira maaş istiyordu, nasıl medya patronu oldu" diye soran Özpolat, "Tele1, Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" diyerek bu iddiasının altını çizme gereği duymuştu. Muharrem İnce'nin duyurduğu bu skandalla ilgili olarak merak edilen soru şu: CHP ve İyi Parti, Halk TV, Tele1 ve KRT'yi hangi parayla finanse ediyor? Erdoğan karşıtı onlarca haber sitesi, televizyon kanalı, gazete, ajans ve araştırma şirketini kimler, hangi parayla finanse ediyor? 2023 seçimleri için Erdoğan'a karşı bu medya ordusunu kim, hangi parayla fonluyor? Muharrem İnce, Durdu Özpolat, Yılmaz Özdil ve Can Ataklı'nın gündeme getirdiği iddialar bile maliye tarafından ciddiyetle araştırıldığında eminim medyanın finansmanında kara para izi de tespit edilip ortaya çıkarılacaktır.